Sevgili dostlar, söz verdiğim gibi Battlefield 1 serisine başlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'na Battlefield gözünden bakmaya hepiniz hoş geldiniz. Daha önceden oynamıştım. Video çekmek için tekrar sıfırdan başlatıyorum. Çok zorlu yapmayacağım. Orta seviye bir oyun oynayacağım. İlk bölümümüz çamur ve kan içinde. Zırhlı bir canavar olan İngiliz Mark 5 tankı tek bir amaç için tasarlanmıştı. Düşman hatlarını yarmak. Zor bizi bozar. Kolay bizi çok çok bozar. Zor işimize gelmiyor çünkü. Normal modda başlayalım. Adamın sesi çok güzel yalnız. Heybet. Mark 5 tank. Siyah bez. Diğer ismi. İle düşman atlarını yar diyor. Burası birazcık ilk bölüm biraz sıkıcı olabilir. Atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Hikayeyi anlamak için. Ribercourt, Fransa, 1918 sonbaharı, savaşın sonları. Kış yüzünü göstermeye başlayınca Almanlar hatlarını güçlendirip düşmanın saldırmasını bekler. Alman betonunu aşamayan çok sayıda piyade ölür. Haritalar değişmez. Ağır silahlı ve sağlam zırhlı İngiliz tankı Mark 5, ürkütücü bir savaş makinesi siperlerin üstünden geçer, diken terleri yok eder. Diğerini okuyamadım neyse. 17 Ekim günü Britanya kuvvetleri Cambria kasabasına büyük bir saldırı için hazırlanır. İtilaf komutası tank desteğiyle birlikte düşman hatlarını yaracaklarının emindir. Ancak Mark 5 tankının bir handikapı vardır. Yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Çok yavaş hareket ediyor. Çamurlu zemin dediğim. Çamurlu alanlarda yere saplanıp kalıyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu oyunu daha önce oynamamış olanlar vardır aranızda. Öyle tahmin ediyorum. Daha önceden bu oyunun kitabını yazmış olanlar da vardı. Çok güzel oynayanlar da vardı. Multiplayer serisine şu aralar girmeyi sevmiyorum. Çünkü son zamanlarda denedim. Multiplayer'da çok fazla hile çıkmış. Adam doğduğu yerden 1000-2000 kill alıyor. Kimse kıpırdayamıyor. Daha doğar doğmaz hani yere dahi yatmadan, mouse'u hareket ettirmeden, gözünüzü kapatıp kırıp açmadan ölüyorsunuz. Neyse, hikayemiz başladı. Ben konuşmuyorum. Burayı izliyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Tekrar hoş geldiniz. Townsend. Come on, you miss all the fun. More artillery! Fire! Posta güvercinleri. Don't worry about me, sir. I'm ready to do my bit for King and Country. Kullandığımız karakterimiz ilk karakterimiz daha doğrusu. Özel bir şoför. Burada da şoför olarak kullanacağız. İşte koca bez, hayallerinin kadını diyor. O döneme ait gerçekten çok 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 heybetli bir mühendislik harikası diyebilirim. Çamur ve kan içinde. Serimiz başlıyor arkadaşlar. Electronic Arts'ın hazırlamış olduğu Battlefield 1 gerçekten muhteşem bir seri diyebilirim sizlere. Yani küfür edenleri sevmez yok için. Neyse, gerçekten hikaye çok güzel anlatılmış, doğruluk payı çok yüksek bir hikaye. Evet, başlıyoruz. Görevimiz Alman hatlarını yarmak ve topçu birlikleri ilerlerken topçu mevkilerini imha etmek. Gerçek bir şaheser. Sonra da Cambria adlı bir Fransız kasabasına devam edeceğiz. Cambrai. Orada şarap, kadın ve eğlence olduğu söylendi bana. Hoşunuza gider herhalde. McManus'un hoşuna gitmez mi? Her hikayede bir tane böyle bıçkın bir delikanlı vardır, bir şerefsiz vardır. Bunlardan biri komutandır, bir tane de az önce gördüğümüz böyle aşırı agresif bir baba yiğit. Tabi modam
tanklardan çok çok farklı. Ve saplandığını onu kurtarabilecek şekilde paletleri özel dizayn edilmiş. Hatta paletin az önce fark etmişsinizdir alt kısmından baktığınız zaman kürek tarzında bir şey vardır. Oyun hikayelerini aslında böyle arayüzleri izlemeyi çok sevmiyorum açıkçası. Fakat izlemeden de çok fazla hikayeye hakim olamıyoruz. O yüzden izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Atlamadan izlemenizi şiddetle öneriyorum. Videolarımız biraz uzun sürecek çünkü Battlefield 1 gerçekten sonuna kadar izlenilmesi gereken bir seri. İmkanı olanlar için de sonuna kadar oynanması gereken bir oyun. Tabii yüklenirse. Son dönemlerde çıkan oyunlarda böyle tabii yavaş yavaş yüklenme var. Özellikle yavaş yüklenme konusunda üst düzey bir oyun olan GTA 5 açtığınız zaman bir sonraki doğum gününüze kadar bekliyorsunuz açılmasını. Ama bu oyun bu kadar yavaş açılmıyordu ya. Evet, şu anda tabii ki normalde bizim kullandığımız karakter sadece tankı kullanması gerekiyor. Fakat bize burada atış desteğini de bize bıraktılar. Makinalımız var. Tank burada tabii kendi ilerliyor henüz. Evet, dost birliklerimizin yanına geçiyoruz. Mesafe yeterli. Piyadeler ilk ıslıkta gidecek, ardından da biz gideceğiz diyor. Biraz grafikleri çok az arttırmak istiyorum. Bilgisayarı kasmasından korkuyorum açıkçası ama ölçekleme şuradaydı sanıyorum. Daha iyi. Yel değirmeni dedi şurası, evet. Bir sıkalım bakalım, izin vermiyor. Yetişmedi lan. O da fazla yetişmedi. Oo. Tabii sabit durunca topçu birlikleri ateş etmeye başlıyor. Ama unutmayalım ki bu araç çamurda çok hızlı ilerleyemiyor. Şöyle bir sıkarsak bakalım. Biraz daha aşağı. Şuraya imha edelim. Yetişmiyor mermiler. Çok çabuk düşüyor. Allah Allah. Demek ki bayağı bir ilerlememiz gerekiyor. Tamam, o zaman ilerleyelim. Şu tank gördüm Edwards. Biz öylece çamura saplama olur mu? Hangi tankı göreyim kankam? Bir saniye. Video kayıt butonu çok yanlış bir yerde beni çok engelleyecek diye korkuyorum. Şöyle alayım. Tank nerede acaba ben? Hala onu gör. Of. Bir gözümün önünde paramparça oldu. Q'ya basıp işaretleyebiliyoruz tabii ki onları. Sağdan gitsek nasıl olur? Şuraya bir yıkmak istiyorum. Çok güzel ya. Ateş ettiğimiz her yer paramparça oluyor. Biri bana ateş ediyor sanki buradan bir yerden ama. O kulenin içinde hala birileri var. La çekil lan çekil. Korunam yok zaten. Sen bir öl. Bunu mouse çevirdiğiniz yöne gitmeye çalışıyor tank. Sana da merhaba. Ne kadar misafirperversin. La oğlum öl. Allah Allah. Gerçekten öyle ateş ederek tankı patlatabileceğine inanıyor musun? Ama böyle patlatırsın.
O bizden biri mi ya? Savaş sahibi, dur boş ver. Bence düşman çünkü düşmanlar duvar arkasında böyle bir işaretleniyor. Hadi bak. Haydi ya Allah, bismillah. Aa, ısınıyordu, doğru. Siz de böyle. Yani aslında yapay zeka olarak bir tık zayıf kalmış Battlefield bu konuda. Onu söyleyebilirim. Çünkü tanka makinalı da değil yani, bayağı bildiğin Kar 98 tarzı, Mosin Nagat tarzı tek atar silahlarla tanka ateş ediyorlar ve tankın zırhı bildiğiniz üzere çok da kalın zırhtır. Ya Allah! Çok güzel gitti. Biraz daha şu, şöyle patlatırız herhalde. Aleykümselam. Mesela bu yapay zeka olarak burada biraz sınıfta kalmış açıkçası yani. Tanktan kaçıp normal insanlara, bu piyadelere saldırması gereken manyaklar gelmişler bana burada artistlik yapıyorlar. Şurada mısın? Evet. Çok güzel, tek attık buraya. Oh, sağlam topçu atışı var. Cephanelikti sanıyorum orası. Cephaneliydi. Havaya uçurduğumuza göre nedir demeye kalmadı. Buraya hava uçurduk biz. Uçurmuşuz. Oh. Ona hava uçurduk. Oraya hava uçurduk. Başka yok. X'e basılı tutarak da tamir edebiliyoruz. Tamam, gayet güzel. Çamurdan geçmek istemiyorum. Çamura saplandığımız anda topçu birlikleri ateş etmeye başlıyor. Hop, yalnız bilim kurgu makinesi gibi ya. Tabi bunlar da aşırı yavaş ilerliyorlar. O konuda bayağı bir sıkıntılı. Şuraya da havayı uçurmak istiyorum. Yetişmedi. Bu mesafeden ya algılamıyor ya da orası bizim etki alanımızın dışında. Lan bizim adamı öldürdü lan, şunu vurun. Valla ağzımızın ortasını yiyorduk az daha mermiye. Yapay zeka gerçekten çok zayıf kalmış. Yani o konuda zor seviyesinde açtığımızda bile buralarda çok da zorlanmıyoruz, ancak Çanakkale cephesinde özellikle gerçekten çok zorlanıyoruz. Bak merak ettim. Ya, yarım saattir sıkıyorsunuz, bir adam öldüremediniz mesela. Şurayı patlatmak istiyorum ya. Patlamadı lan. Bak tank savar bombalar işte, bunlardan kaçmak lazım. Küçük bombalar bir şey yapmış, şunu birazcık tamir edelim. Yoğun bir çatışmaya girersek sıkıntı yaşamayalım. Bana bunu atma işte. Tabi sabit. Heh. Ama sen kaçındın, gel buraya. Nereye kaçıyorsun? İla ezim mi yani? Oğlum burada benim adamlarım da ileri gitmişler. Bu adamı niye es geçtiniz arkadaş ya?
baya topçular var burada. O niye patlamadı? Tamam, zırhımız sağlam, bir şey olmaz. Hasar aldı. Birliklerin ilerlemesi için yolumuzu açmaya çalışıyoruz hala. Neyse, birazcık vites yükseltelim artık. Biraz daha agresif bir şekilde ilerleyelim. Tank geliyor. İşte bu sıkıntılı. Bunlar gerçekten hasar veriyor. Tankların en zayıf kısımları arkaları. Ön tarafları gerçekten çok sağlam. Bak, 5. mermiyi attım. 6. attım anca patladı. Arkadan 2 mermide falan patlıyor çok rahat. Tabi yandan da bize de şey saldırı oldu. Tacizde bulundular. Ya, tamir mantığı biraz saçma ama en nihayetinde oyun sonuçta bu. Şurada bir topçu vardı lan, nerede o? Oo, artileri geliyor. Oo! Tamir ettim, çıkmaya gerek yok ya. Savaşın görünmeyen yüzü. Evet, makinistimiz GG oldu. Tamircimizin ölmesi büyük sıkıntı. Tankın yanına gidiyoruz. Bu güzel, bu animasyon güzel, bir iş, bir iş. Yardır abi. Yes, to that village, driver. Their artillery's holed up there. It's gone. Move on. Evet, cephaneliklerini bulduk. Got it. Now move. Şu anda acayip sinirlendim. Dostumuzun ölümüne sebep oldular. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Tamir. Tamir ettiğimiz zaman tabi ilerleyemiyoruz. Ateş edemiyoruz. Aynı şeyler uçaklarda da geçerli. Full canına gitmek her zaman iyidir. Patlatmışız ya lan onu. Ben o evin içinden geçeceğim. Şu duvar patlıyor muydu? Merak ettim. Gayet de patladı. Milletin evinin parkını da yıkalım. Şu sıkıntı bak. Tankımız bu şekilde hasar alıyor.
eğer böyle şey yaparsak nedir onun adı? Bir binayı yıkarsak, bina enkazın altında kaldığımız için. Tabii zırhlı aracımız ağır hasar alıyor. Burayı yok ettik değil mi? Burada başka bir şey kalmadı herhalde. Şöyle bir sallasam ne olur? Baya baya. Aa, tek attık. Buradayım, burada. Ne yaptı? Ben atmadım mı demeye çalıştı. Ne yaptı ya? Bunlar da artilleriler. Görüyorsunuz. Az önceki gibi topçu değil. Havan topu atanlar. Tahribat gücü daha yüksek. Of. Kocaman delik açtık lan. Buraya ateş edersen. Öf. Kilise miydi la bu? Vallahi kiliseymiş. Yanlışlıkla oldu. Savaş zayiatı. O ne lan? Vallahi küçük tank ha. Heh, çakıl kaldı yerinde. Ya bu işlemiyor görüyorsunuz. Hatta mermilerin şu sekme olayı da çok güzel. Ateş ediyorsun. Mermi şey oluyor. Nedir onun adı? Tankın zırhından sekip gökyüzüne doğru gidiyor. Şunlar acaba kaplar mı? Yok, bunlar da boş kovanlar. Ne kadar ateş ettilerse adamların boş kovanlarına bakar mısınız? Ben orada bir şey vurdum ama. Değirmen de patlıyor muydu acaba? Yetişmiyor ki mermi. Oha. Bölgeyi ele geçeceğiz herhalde. Birini orada öldürdük. Şöyle söyleyeyim. Bu tankları multiplayer'ında kullanmak da çok keyifli. Hile olmadığı zaman tabi. Çok güzel patlıyor ya. Gerçekten çok güzel patlıyor. Bir daha deneyeceğim şunu. Of! Vallahi tahmin ettiğim gibi oldu. Tam isabet lan. Hala patlıyor. Şuradan ben bir delik açayım. Bir girer bir girsin. Selamın aleyküm. Tabi burada ilerleyen dönemlerde şeyler de gelecek. Nedir onun adı? Alev makinalı adamlar gelecek. Onları öldürmek çok daha zor. Zırhlılar. Bak atma bunu, atma. Ben size bomba atıyor muyum hiç? Biri var mı la burada? O da ölsün. Merhabalar AQ. Bölgeyi ele geçirdik herhalde. Bak evin altı boş, böyle yarım temelsiz, yani temelsiz evleri ev yapıyorsunuz yerlere. Sonra ilk darbede, ilk depremde orası gidiyor. Ben buraya az önce uçmadım ya. Tamam, şimdi şöyle. Ona la uçak mı düştü? Bana mı öyle geldi? Buraya bir şey düştü az önce. Neyi düştü çözemedim. Bu ne lan? Ne yapıyoruz da? Ebelemeç mi oynuyor?
Of. Alman tankı. Arkasına doğru attık, tamam. Sana da merhaba. Evet, arkana dön bana. Gözlük açıyor. Ama arkasında da ağır makine var. Ulan mermi sekti, mermi sekti. Nereye gitti lan o mermi? Mermi güzel çekti ama az önce. Onu görmüşsünüzdür. Of. Valla piyadelerle artık uğraşmayacağım. Video gereğinden fazla uzun olmaya başladı. Ben böyle Allah ne verdiyse yardıra yardıra gidiyorum. Oo. Patlattığım en son ev galiba sağlam bir cephanelikti. Of. Bunu aldık. İlla ki bunların solda da vardı demeye kalmadı. Solda da oldu, ortaya çıktı. Başka var mı? Abi şey gibi ya, PUBG'de sanki köprü pusu yapıyormuş gibi hissettim kendimi. Bir de öyle oradan nişan alması yok mu bana? Yürüyelim. Çamura girmek istemiyorum ama mecbur gireceğiz. Şöyle yapalım. Vallahi saplandık kaldık. Lan salın beni. Ben dedim ama oraya girmeyelim diye size. Hoppa, güzel oldu. Aha. Adam vuruldu lan. Benim gibi hissediyorum şu anda gerçekten. Burada karşı çıkmasının sebebi şu. Güvercine şu anda bulunduğumuz konumun koordinatlarını içeren bir mektup iliştirildi. Şu an güzelliğe bakar mısınız? Güvercinle biz uçuyoruz. Çok güzel ya. Güvercinin şöyle sol bacağında göreceksiniz küçük bir kağıt parçası var. O kağıt parçasını şu anda karargaha götürüyoruz. Ve bu karargaha ulaştıktan sonra bu kağıt parçası şöyle bir şey olacak. Topçu birliği oradan buraya yoğun bir ateş desteği yapacak. Karşı çıkmasının sebebi de o ateş desteği bizim hayatımızın sonu olacak. O yüzden. İnsan şaşırıyor. Gerçekten geçmiş zamanlarda bu güvercinleri eğitip birbirleriyle mektuplaşma olayı, güvercinle haberleşme olayı gerçekten çok şaşırtıcı geliyor.
Ama işte insanlar yapıyormuş. Görüyor musunuz ya? Tabi burada oyun kendi grafikleri kısıyor. Bayağı da uzak mesafe ha. Aslında burada tutturamayıp böyle düşürsek... Aha mesaj geldi. Fire mission. Koordinatları verdiler ve bir dizi onaydan geçiyor. Kılavuz 3, 6, 4, 2. Ateş!